Türklerin ata olan tutkusu tüm dünyada biliniyor ve bu sevgi Türkmenistan'da yıllardır At Bayramı olarak kutlanıyor. Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler bu yılda coşku dolu anlara sahne oldu. Kutlamaları Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu takip etti. İşte o çok özel görüntüler. Türkmen kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan Ahal Teke Atları adına düzenlenen Türkmen At Bayramı, usta binici olan ve atlara olan sevgisiyle tanınan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un ev sahipliğinde coşkulu görüntülere sahne oldu. Dünyada At Bayramı'nın kutlandığı tek ülke Türkmenistan. İşte muhteşem Ahal Teke Atları'nın gösterisini izliyorsunuz. Evet sevgili seyirciler, Nisan ayının son pazar günü Türkmenistan'da At Bayramı olarak kutlanıyor. Kutlamaların şeref konuğu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'du. Türkmenistan Devlet Bakanları ve Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci'nin yer aldığı etkinliğe dünyanın birçok ülkesinden davetli katıldı. Türkmen öğrenciler ülkelerine özgü kıyafetlerle şarkılar söyledi, dans gösterileri yaptı. Etkinliğin ilk gününde Aşkabat Sergi Köşkü'nde at fuarı düzenlendi. Atçılık ürünlerinin sergilendiği fuara, atçılık sporuyla yakından ilgilenenlerin ilgisi büyüktü. Fuar kapsamında en iyi at heykeli, en iyi halı işleme ve en iyi at resmi dallarında yarışmalar, sergiler ve konferanslar düzenlendi. Etkinliğe katılanlara teşekkür plaketi takdim edildi. Kutlamalar kapsamında ilk defa genç jokeyler arasında at yarışları düzenlendi. Yarışın ilk koşusunda Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un torunu Kerim Berdimuhamedov, Dovamat isimli atla yarıştı. Kerim Berdimuhamedov yarışı birinci olarak tamamladı. Sayın seyirciler, Türkmenistan'da At Bayramı'nda Aşkabat Hipodromu'nda Türkiye Jockey Kulübü Başkanı Yasin Ekinci ile birlikteyiz. Yasin Bey, Atavatan'a ilk gelişiniz mi, daha önce geldiniz mi? İlk defa geldim. Tabii Türklerde atın ne kadar önemli olduğunu burada bir kere daha görüyorsunuz. Ve devlet ata sahip olunca çok ön plana çıkıyor. Dünyada da zannediyorum eşi olmayan bir bayram. Sadece Türkmenistan'da var. Ama tabii Türkmen atlarının dünyada başka yerde yok. Ben de bundan yıllar evvel Sayın Başbakanımız Mesut Yılmaz'a hediye edilen bir Ahal Teke atını ben bakmıştım. Yani 3-4 sene bende çiftlikte kaldı.
evizm Arap atlarından daha küçük. Bunlar daha uzun mesafe. Bunların özellikleri çok az yem yiyerek çok uzun mesafe gitmeleri. Dayanıklı olmalı. Evet, yani bizim atlarımızın üçte biri kadar yem yerler. Günde 1,5 kilo yem yerler. Bizim atlarımız minimum 4,5 kilo yerler. Dolayısıyla bunların menzilleri daha uzun. Onun için yani eski dönemde harp ve taşıma konusunda çok dayanıklı atlar ve çok çevik atlardı. Uluslararası Atçılık Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören çerçevesinde at yarışları düzenlendi. Toplam 7 yarışa 70 at katıldı. Her yarışta birinci, ikinci ve üçüncü olan jokeyleri Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdi Muhammedov tarafından son model bir araba hediye edildi. Tören sonrasında Türkmen lider Berdi Muhammedov'a Türkmenlerin milli kıyafeti ve terpiği giydirilerek Halk At Şinası unvanı verildi. Meclis Başkanı Akça Nurberdiyeva, Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'a nişanını taktı. Törende Berdi Muhammedov'a Gülhan isimli ahal teki atı hediye edildi. Ecdatlarımızdan bize miras kalan ahal teki atlarının şöhretini dünyaya duyurmak amacıyla her sene uluslararası düzeyde kutlama etkinlikleri düzenliyoruz. Türkmen atlarının yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bunun için önemli yatırımlar yapıyoruz.